Değerli izleyenler, Gerçek Gündem'den gazeteci meslektaşımız Ökeş Taşkın telefon attığımızda. Sayın Taşkın, duyabiliyor musunuz sesimizi? Evet Onur Bey, duyabiliyorum şu an size. Size de çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Aileniz de enkaz altında. Ne söylemek maalesef, istersiniz? Maalesef. Yani Onur Bey, saat 4 sıralarında Maraş merkezi 7.4 şiddetinde bir deprem oldu. Tabii bu deprem artçı sarsıntılar ya daha doğrusu yıkıcı sarsıntılarla yine merkez üssü 4 sıralarından 4.30'a kadar benim bulunduğum Gaziantep'in İsrail ilçesinde çok şiddetli 3 tane deprem meydana geldi. Bunlardan Maraş depreminin ardından 6.6 Gaziantep'in İsrail ilçesi olan merkez üssü bir deprem daha meydana geldi yarım saat içinde. Aynı keza 10 kilometre uzaklıktaki Nurdağ ilçesi merkez üssü olan 6.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Ciddi anlamda yarım saat içinde ilçeyi tamamen harabeye çevirdi. Bütün binaları dümdüz hale getirdi. Ciddi bir yıkıma yol açtı. Benim ailemin yaşadığı binada 5 katlı bir bina. Evet. Bina yan yatmış vaziyette. Annemle babam kendi imkanlarıyla sağ olarak enkazdan çıktı ama amcam ve yengem halen enkazın altındalar ve babamla kardeşim çaresiz bir şekilde enkazın başında bekliyorlar. Çünkü hiçbir şekilde 9 saate aşkın bir zaman geçti ve hiçbir yardım yok. İnsanlar tamamen kendi imkanlarıyla bir şekilde enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii ki buna bir hiçbir şekilde imkan yok. Bütün yollar çökmüş vaziyette. Elektrik, doğalgaz, su kesintileri falan uygulanmakta. Ciddi anlamda bir kaos yaşanıyor. Yaklaşık 15 dakika önce olan 7.6 şiddetindeki deprem yeni evet. Bir yıkıma yol açtı yine ilçede. Çünkü Maraş, Elbistan bize 60 kilometre uzaklıkta bir uzaklıkta. Şöyle ki zaten o fay hattının üzerinde Antakya'dan Kahramanmaraş'a kadar. Yani TV'ler Adana'ya, Osmaniye'ye dönüyor. Orada da yıkıcı etkisi var. Ama en büyük yıkıcı etkisi Antakya, İslahiye, Nurdağ ve Kahramanmaraş üzerinde, bu fay hattı üzerinde çok ciddi bir yıkım var. Sadece ilçe merkezleri ve il merkezleri gösteriliyor. Köylerde çok ciddi bir yıkım var. İnsanlar halen enkaz altında 9 saate aşkın bir zaman geçti ve hiçbir şekilde hiçbir yardım yok. Ne bir güvenlik görevlisi, ne AFAD, ne bakanlık görevlileri. Yani devlet adına hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Hava çok soğuk, enkaz altlarından sesler geliyor ve insanlar feryat ediyor ama kimsenin gücü yetmiyor o enkazı kaldırmaya. Öyle bir durum gerçekten çok çok kötü ve çok zor bir durum Sayın Taşkın. Yani ne denir bilmiyorum, şimdi siz belirttiniz, yetkililer de yok, yani gerekli arama kurtarma çalışmaları da yok, nasıl olacak bilmiyoruz ama yani. Onur Bey, şöyle söyleyeyim, bütün akrabalarım orada benim. Evet. Teyzem enkaz altında, bir dayım enkaz altında ve bunların hepsinin küçük çocukları var. 9 saate aşkın bir süredir evet. Ciddi anlamda insanlar yani gerçekten şu an feryat ediyorlar orada. Hiçbir yetkili, hiç kimse yani bir kişi bile yok, belediye yetkilileri bile yok yani. Kendi imkanlarını eline bir balyoz bulan bir şekilde enkazdan birilerini çıkartmaya çalışıyor. Yani herkes kendinin canı derdinde. Yurttaşlar kendisinde belirttiğiniz gibi kendi çabalarıyla, yani inisiyatif alarak bunları şu an yapıyorlar. Doğru anladım. Orada insanlar Onur Bey net bir şekilde ölüme terk edildi. Net bir şekilde ölüme terk edildi yani. 4 ve 4.30 arası 3 tane çok şiddetli deprem oluyor. Saat 13'ü geçiyor ve şu an 9 saate aşkın bir zamandır. İnsanlar enkazın altında, hiçbir şekilde hiçbir yardım yok. Zaten bize en yakın olan Antakya Havalimanı, Hatay Havalimanı pisti. Zaten kırılmış, dökülmüş bir vaziyette, hiçbir uçuş gelmiyor. Antakya'dan İslahiye'ye geçiş yolu tamamen kapanmış, yol çökmüş. Aynı keza Antep merkezden İslahiye'ye gelen yol çökmüş. Ciddi anlamda yani çok ciddi bir kriz var orada şu an. Evet. Ne denir bilmiyorum. Tekrardan çok geçmiş oldum.